Merhabalar, ee, şimdi e-okul üzerinden alan tercihi nasıl yapılır onu anlatacağız. Öncelikli olarak Google sayfasını açıyoruz, arama motorunu. Burayı açtıktan sonra, bunu tabii ki telefon üzerinden de bilgisayar üzerinden de yapabilirsiniz. Arama motoruna e-okul diye yazıyoruz. E okul diye yazdıktan sonra karşımıza çıkan E okul yönetim bilgi sistemi kısmına gelip tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza E okulun ana sayfası çıkıyor. Şimdi biraz aşağıya doğru indiriyorum. E okul ana sayfasına geldikten sonra şu bölge bakın alan tercihleriyle ilgili olan bölümdür. Burada öncelikli olarak hangi okullarda ne kadar kontenjan var ve o bölümlerin kodları nelerdir tek tek buradan kontrol edeceğiz. Şimdi öncelikli olarak şu e, kontenjan listeleri için tıklayınız sekmesine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Evet. Açılan yeni sekmemiz bu. Şimdi buradan ilk kısmı bulunduğumuz ili tercih ediyoruz. Bulunduğumuz ili tercih ettikten sonra da okulumuzu bulabilmek için ilçemizi tercih edeceğiz. Tabi eğer Başka okulları da tercih etme, başka alanları da tercih etme hakkınız var. İsterseniz buradan farklı ilçelerin kodlarına da bakabiliyorsunuz. Biz buradan okulumuzun koduna bakacağız. İsteyen başka okulların da kodlarına bakıp o kodları yazarak farklı tercihlerde bulunabilirler. Yine diğer e, gördüğünüz gibi Koca Sinan ilçesine bağlı okulların hepsi listelendi. Buradan kendi okulumuzu seçtik ve listel ediyoruz. Gördüğünüz gibi okulumuzda bulunan bölümlerin hepsi buraya listelenmiş durumda. Şu en baş tarafta görmüş olduğunuz kırmızı rakamlar tercih kodu. Yani her bölümün kendine ait bir kodu var. Buradan tercih kodunu görebiliyoruz. Devamına bakacak olursak alanı güzellik hizmetleri alanının kodu gördüğünüz gibi şu başta yazanlar. Devam ediyoruz. Şurada da yine kırmızı ile ilgili, kırmızı renkte sayıları görüyoruz. Bunlar da o bölümdeki bulunması gereken öğrenci sayısı, kontenjanları gösteriyor. Buradan öğrendikten sonra kodları, yine e-okul ana sayfamıza geliyoruz. E-okul ana sayfamızdan, şurada Anadolu Meslek Programı alan tercih işlemleri için tıklayınız kısmına geliyoruz. Tıklıyoruz ve... Böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. En üstte yazan sayıları hemen bir alttaki kutuya giriş kodu kısmına yazıyoruz. Yazdıktan sonra öğrenci TC kimlik no kısmına öğrencinin TC'sini, öğrenci okul no kısmına da öğrencinin okul numarasını yazıyoruz. Alt tarafı boş geçiyoruz ilk girenler için ve giriş diyoruz. Giriş dedikten sonra sayfamıza böyle bir öğrenci sayfası çıkıyor. Yani e, girdiğimiz öğrencinin sayfası çıkıyor. Burası da gördüğünüz gibi okulumuzdaki bölümleri ve onların tercih kodlarını gösteren bir sayfa. Evet, aşağıya doğru geliyoruz. Şurada görmüş olduğumuz kodları aşağıdaki tercih kısmına gireceğiz. 15 tane tercih yapabiliyoruz. Sonuna kadar göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi 15 tane tercih yapabiliyoruz. Bizim okulumuzda 6 tane bölüm var. Bu 6 bölümü ekleyeceğiz ama bazı öğrenciler kendi evlerine yakın olan okulları istiyorlar. O okulları da yine buraya kendi okulumuzdaki alanların dışında başka okullarda tercih etmekler olduğu için onların kodlarına bakarak oradaki okulların kodlarını yazarak tercihte bulunabilirler. Kendi okullarının dışında başka okullarda yazabilirler demek istiyorum kısacası. Şimdi biraz yukarı kaldıralım sayfamızı. Yukarıdaki tercih kodlarını bir daha görelim. Atıyorum bu öğrencimiz en çok ne istedi? bilişim teknolojilerini istedi en çok. O zaman onu ilk sıraya yazacak. Hangi bölümü en çok girmek istiyorsak onu ilk sıraya daha sonra girmek istediğimiz bölümü ikinci sıraya, daha sonrakini üçüncü sıraya, daha sonrakini dördüncü sıraya diye sıralama yapacağız. Evet, bu sıralamayı yapmamızın bir sebebi var. Çünkü her bölümün kendine ait bir kontenjanı var. Atıyorum, öğrencinin ortaokul başarı puanı, yani ortaokul diploma notu belirleyici etken olacak. Bir bölümde 34 tane öğrenciye ihtiyaç varsa ve orayı 50 kişi tercih etmişse, Sistem otomatik olarak ilk 34'ü neye göre ilk 34'ü ortaokul diploma notuna göre ilk 34'ü alıp oraya yerleştirecek. Geriye kalan kısım ikinci tercihine yerleşecek. Puanı yetmiyorsa üçüncüye, puanı yetmiyorsa dördüncüye diye sistem otomatik olarak öğrencileri bu bölümlere yerleştirecek. Evet gördüğümüz gibi atıyorum bu öğrenci bilişim teknolojilerini istemiş olsun. Yapması gereken nedir? 25 40 18 kodunu şuraya ekleyecek. Yazıyoruz. 25, 40, 18. Yazdıktan sonra şuradaki ekle butonuna geliyor. Ekle diyecek. Şu anda ekledi. Sayfa yeniledi. Aşağı doğru indiriyorum. Evet. Birinci tercihimizi şu kodu girip ekle dediğimiz zaman ne oldu? Hem okulu hem de okulun bölümünü seçip eklenmiş oldu. Ve yine aynı şekilde atıyorum bu öğrenci ikinci tercihine yiyecek içecek hizmetlerini yazmış. Yiyecek içecek hizmetlerinin koduna bakıyoruz. Neymiş? 33, 71, 45. 33, 71, 45. Bu kodu yani yiyecek hizmetlerinin yanındaki kodu aşağıdaki tercih listemize yazdıktan sonra imleci getiriyoruz. Ekle butonuna basıyoruz. Şimdi yine eklenmiş durumda. Aşağıya doğru iniyoruz. Bakıyoruz. ikinci tercihimiz de eklenmiş. Tüm bunları ekledikten sonra en sonunda tercihlerimizin tamamını doldurduktan sonra isteyen bir tercih yapabilir. isteyen 15 tercih yapabilir. Burada bir kısıtlama yok. Ama garanti olması adına ne yapıyoruz? Bütün tercihlerimizin hepsini dolduruyoruz. Evet. En son aşamada geliyoruz. Yukarıda kare şeklinde gördüğünüz şu kısım kaydet butonudur bu butona tıkladığımız anda bütün tercihlerimizin hepsi kaydedilmiş demektir. Evet. Alan tercihimizi oraya kaydet dedikten sonra sistemde bize bir güvenlik numarası verecek. Verdiği güvenlik numarası bakın kaydet diyorum. Kaydet dedikten sonra gördüğünüz gibi bir güvenlik numarası verilmiş durumda bize bu güvenlik numarasıyla da tekrar ikinci bir tercih yapacağımız zaman ya da sonuçlara bakacağımız zaman bize lazım olacak. Bir kenara not etmeyi unutmayın güvenlik numaramız. Çünkü bir sonraki girişimizde tercihimizi değiştirmek istediğimizde sistemin bize soracağı bir numaradır. Önemlidir. Mutlaka tercih sonunda bunu bir kenara not edin. Tercihimizin sonucunda lazım olacak dedik. Evet bunu da yaptıktan sonra tercihimizi kaydetmiş durumdayız ve hemen Şurada bir bilgi var, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, başvurunuz onay bekliyor durumdadır. Kayıtlı olduğunuz kuruma başvurarak başvurunuzu onaylatınız. Zaten e, okul idaresi ne yapacak? Sizin başvurularınızın hepsini ev okuldan görecek. Bundan sonra sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Siz sadece tercih zamanını bekleyeceksiniz. Bu başvuruları onaylama kısmı okul idaresine düştüğü için geri kalan iş ve işlemleri okul idaresi yapacaktır diyoruz. Evet, herkese kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.